minibüsçülük yaptığım dönemde durağa bir arkadaş geldi. İskenderunluymuş. İşte tırdan bahsediyor. Sonra ben İskenderun'a gittiğimde hakikaten her evin önünde bir tane tır var. Bisiklet gibi. Çünkü İskenderun'dan bu Suriye'ye, diğer Arap ülkelerine, Orta Doğu'ya gitmek çok yakın. Ondan dolayı da her evin önünde, yani yol üzerinde benim gördüğüm sık sık tır gördüm. Çıkıyorlar sabahleyin, akşam dönüyorlar Suriye'den. Ne olacak? İşte İstanbul'la Bursa gibi. Neyse, bir gün böyle bahsederken işte abisi de tırcıymış, gidiyor geliyor Avrupa'ya falan, böyle kafamızın içine soktu. Bir gün abisi işte park etmiş. İzmir Halkapınar'da tır garajları vardı. İşte oraya park ediyorlar. Oradan dinleniyorlar. Oradan devam ediyorlar. Bir gün gittik. Mak dev gibi tır söktü. İkiye ayırdı dorseden. Geç dedi direksiyona. Ya dedim, ben hayatımda kullanma. Geç dedi, kullanırsın. Ondan sonra vitesleri dedi böyle böyle dedi. Tamam, çıktık yola. İnsan heyecanlanıyor. Koskocaman böyle ikinci kattaymış gibi. Normal arabalar ki ilk bindiğin zaman kibrit kutusu gibi geliyor. Yani tepeden bakıyorsun. Bayağı yüksekten bakıyorsun araçlara. Böyle sanki yola sığmıyormuş gibi geliyor. Yok dedi, sana öyle geliyor. Alışırsın biraz sonra dedi. Çünkü oturduğun yerden böyle içi de geniş olduğu için sanki yani yola sığmayacakmış gibi geliyor. Sonra hakikaten alışıyor insanın gözü. Sonra işte minibüsçülük yapıyoruz falan. Aradan bir süre geçti. Dedi ki, İzmir'de bir İstanbul firması var. Denizcilik böyle bir şeydi. Unuttum ismini şimdi. Dedi şoför alacakmış, tır şoförü alacakmış. Müracaat etti. Pasaport vapur iskelesinde. Hemen karşısında ikinci katta yazıhane vardı. Gittim oraya. Form doldurdum. Sakallar vardı. Zaten benim lakabım şoför camiasında sakal. Sadece şoför camiasında değil, normal yaşamda da sakal. Hiç kesmedim. 9 yıl. Onun için işte gittim. Şöyle bir baktı bana. Oranın müdürü, İzmir müdürü. Biz dedi teröristlerle çalışmıyoruz dedi. Ondan sonra al dedi, hiç müracaat etmemiş ol dedi. Beni geriye çevirdi. Ne güzel ya, direkt. Adam direkt konuşuyor. Ben de yırttım kağıdı. Almıyor işi. Zorla mı alacaksın? Sonra tabii sordu arkadaş. Dedim böyle böyle dedi. Aradan bir süre geçti. 5-6 ay geçti. Gene şoför ihtiyacı varmış. Bu sefer sakalları kesip de gittim. Aldı işe. Çünkü çok fark ediyor yüzüm sakallı ve sakalsız olarak. Tamamen iki değişik insan gibi. Öyle bir yüz çıkıyor ortaya. Zaten okumamıştı. Okumadığı için yani aklında kalma ihtimali yok 6 ay önceki bilgilerin. Aldı işe, başladık. Şimdi o müdür değil de İstanbul'daki müdür tutmuş kamyon almış, kamyonu tıra çevirmiş. Yani kendince ekonomik olarak şirkete fayda sağladığını düşünüyor. 6 tane kamyonu tıra çevirmiş. Şimdi birazcık bilgi vereyim. Tır iki parçadan oluşuyor. Ön tarafa çekici diyorlar. Traktör de deniliyor. Arka kısım
Dorse deniliyor. Dorse dümdüz böyle. Ondan sonra tabii onlara kapak takıyorsun veya konteyner taşımacılığı yapılacaksa şeye gerek yok. Kapak falan gerekmiyor. Onun dört köşesinde, en ön iki köşede, en arka iki köşede şöyle konteyneri koyduktan sonra şöyle yumruk gibi o konteynerin delikleri var. Köşelerde o uluslararası aynı hiç değişmez. Hem alta gelecek şekilde hem yana gelecek şekilde. Neden yanlarda, neden altta? Tıra yüklerken alta geçiyor böyle şak diye geçiyor. Gene gemi yüklemeciliğinde gene birbirine geçe geçe. Bu çocuklar oynuyorlar ya birbirinin üstüne logo gibi. Aynı birbirine geçe geçe tutturuyorlar onu. Birbirine kilitleniyor. Onlar onun için o tırın en arkasında bir iki delik gözükür. Köşelerde hep iki tane delik gözükür. Bir tane de altta delik vardır. Bu dört köşesindeki şöyle onun üstüne oturur. Aşağıda da onun şeyi vardır. Çevirirsin kilitler o. Aynı ev kilidi gibi kilitlenir. Artık o düşmez oradan. Bu dorse kısmı. Bir de ön tarafa da çekici diyorlar. Çekicinin arkasında şöyle ay gibi bir parça vardır şu büyüklükte. Şöyle. Ondan sonra dorsede de şöyle bir çelikten bir parça vardır. Bu geri gelerek buraya dokandığı zaman bunu kilitler. Kilitler. Ayrılacağı zaman da yanda böyle bir kol vardır. Onu çekersin. Dorsenin ayakları vardır. Onu da ayaklarını kaldırırsın. Oradan ayrılır. Çekiciyle dorse ayrılır. Birbirinin de bağlantısı bu ay gibi şeyden üzerinden böyle kilitleniyor. Bunu neden söyledim? Şimdi tır bu amaçla üretilmiş. Motoru falan her şeyi buna göre. Bu genel müdür tutup kamyon alıp da tıra çevirince tabii çekiş gücü arkadakini çekerek gittiği için çekiş gücü düşüyor kamyonun. Kamyon çünkü sırtına alarak taşımak için üretildiği için motor yokuşu görünce gitmezdi. Yani kamyonlar bir saatte çıkıyorsa biz iki saatte çıkardık o yokuşu. Nedeni de onun kamyon amaçlı üretilmesi o motorun. Ama doğruyu söyleyeyim. Yolumu buluyordum yani. Yolda kaldığımız için sık sık yolda kalıyorduk. Eskiydi zaten kamyonlar. Yeni şoföre de o eski tırları veriyor. Tır denmez de gene tır yani neticede. Yolumuzu buluyordum. Ben buluyordum yolumu işte. Yok yağ yakıyor bilmem ne falan filan diye. Çünkü zaten diyorlar ki şoför yolunu bulur. Yani eğer hiçbir şey yapmasan dahi seni bu yaftayı üzerine yapıştırıyor. Yapmıştır diyor. Onun için ben de yalan söyleyecek değilim yani. Yolda kaldıkça bir de rezillik çekiyorsun yani yollarda. Yolumuzu buluyorduk yani. 3-5 para kazanıyorduk. Neyse. Durakta işte hep bir ton insanla tanışıyorsun. Durakta yani birileri geliyor, birileri gidiyor. Bin bir türlü insan var. Bir tane şey vardı. Bir model vardı. O zamanlar bu din falan olayları yoktu. 1985'li yıllardan bahsediyorum. Gerçi ben tırcılığı 88'de yaptım da o dönemi anlatıyorum. Bu durakta bir model vardı. Belli ki eğitimini almış. Böyle dışarıda dua eden, bilmem ne yapan böyle. Yani her kılığa giren bir modeldi. Sonra ben
İşte o da ara sıra çalışırdı, görürdüm minibüsçi olarak. Bir iki kere de abisini gördüm. Efendi birisi abisi. İşte ara sıra yedek şoför diyorlar. Bazen pazar günleri falan denk gelirdi. Neyse. O da benim arkamdan o da başvuruyor. O da başlıyor işe. Ona da gene bize yeni başlayana eski araba veriyorlar. Bu işte turuncu renkliydi. O 6 tane araba. Hep yolda kalırdık biz. O da başlıyor işe. İskenderun'a gidiyoruz. Abisine diyor ki, işte abisi iş bakıyormuş. İskenderun'da diyor, bulursun iş bu diyor. Abisi de karısıyla çocuğunu alıyor bunun yanına. Zaten küçücük, yani kamyonun içi küçücüktür. Bir de abisi karısıyla çocuğunu ne diye getiriyorlar? Önce işe başla, sonra getir. Ondan sonra çok zor yani 2-3 tane büyük bir tane çocuk yani o kamyonun içinde seyahat etmek işkence. Neyse giderken biz ayrıydık yani çünkü çıkıyorsun yola herkes istediği gibi gidiyor yolda yani öyle bir birbirine arka arkaya gideceksin mecburiyeti yok. Giderken ben görmedim onları. Gidiyorlar oraya. Ondan sonra işte iş bilmiyorum başvurdular mı yoksa hani onları hani kimisi iş bekler hani teklif edilsin diye. Halbuki gidip diyeceksin şoför lazım mı diye. Tabii kısa, süre de kısa. Dönüşte biz arka arkaya denk geldik. Çünkü şunu söylüyorlar. İzmir'de ya da İstanbul'da gemi oluyor. Bu gemiye yetiştireceksin bu konteyneri diye tembih ediyorlar. Arka arkaya denk geldik. Bu sefer gelir dönüşte. Şimdi bir otelde kaldık. Çünkü şirket bize otelde kalma şansı veriyor. Çünkü tırların içinde yatak vardır ama bu araçlar küçük olduğu için yatak yok. Onun için otelde kalabiliyoruz. Yol üstü otelinde öyle lüks falan değil yani. Kaldık. Baktım bayağı yan odadan sesler bayağı yani kavga aşamasına gelmiş. Tabii o zaman genç olduğumuz için merak ettim ne oluyor diye. Şu anda aklım olsa gidip bakmam bile. Baktım ses tonlarından arkadaşlar olduğunu. Çünkü geri dönüşte zaman zaman yani çay içme bahanesiyle beraber oturduk. Zaten önceden de seslerini tanıyorum. Kavga aşamasına gelmişler. Girdim içeriye. Kapıda kıyınışıktı zaten. Yani herkes giyimli. Hani çıkacaklar da kavga ediyorlar iki kardeş. Diyor ki bu camboz olan o benim yaşlarımda bu hani sokaklarda dua eden bilmem ne yapan dikkati çekmeye çalışıyor aslında. Ondan sonra diyor ki siz olmasaydınız ben diyor yoldan ördek toplayacaktım diyor. Şimdi ördek toplamak demek bu yolcu, minibüsçüler, yolcu kimi şoför işte cahillik yolculara ördek der. Bir de şehirler arası gittiğin zaman köylerde oturan insanların ulaşım araçları yoktur. Yani işte ancak kamyoncu durur. Oradan oraya götürür. Çoğu da para alıyor. İşte minibüsün alacağı parayı alıyor. İşte 5 lira, 10 lira neyse. Ama sürekli yaptığı için bir para birikiyor. Yani dolmuşçu gibi para birikiyor. Ona da ördek diyorlar yolda. Yani insanlara, müşteriye
yolcu müşteriye ördek diyorlar. Sonra diyor ki siz olmasaydınız ben ördek toplayacaktım, para kazanacaktım diyor. Abisi de diyor ki ya diyor sen diyor teklif etmedin mi, gel İskenderun'a gidelim, orada iş bulursun diyen sen değil misin, davet eden sen değil misin, neden şimdi suçlamada bulunuyorsun, yani benim para kazanmamı engelledin diye neden dürüst olmuyorsun diyor. Tabii cevapsız bırakıyor. Başka yani zaten cambaz, karısı da var, abisinin karısı da var, bir de çocuk var orada. Neyse ben bunları, abisi diyor elimden bir kaza çıkacak diyor. Efendi bir adam. Yani şimdi diyor bunu diyor gırtlağını sıkacağım diyor. Bu diyor beni getirdi. Şimdi de diyor tabii bir de adamın işi yok. Bir de otel yani masraf. Oralara gittiği zaman o karısıyla çocuğu bir şeyler yiyecek. Yani kim bilir kaç günden beri yoldayız biz. 4-5 günden beri zaten gidiş İskenderun'a 2 gün oluyor bu bizim arabalarla. 2 günde dönüyoruz, bir günde kalsak 5 gün yani. Masraf o adam için. Adam diyor öldüreceğim şimdi bunu diyor. Yani şey yapar da. Ondan sonra neyse ben yatıştırdım, sakinleştim. Ya dedim siz kardeşsiniz bilmem ne falan filan. Ondan sonra döndük geriye. Sonra ya dedim kendi kendime, kardeşlere bak ya, herif 3-4 tane yoldan müşteri alacağım diye ne olacak, kazanacağı para yani bugünün parasıyla işte 200 lira para kazanacaksa, 300 lira para kazanacaksa bunu kardeşinin yüzüne, karısının yanında, çocuğunun yanında söyleyebiliyor. Yani ne kadar aşağılık bir durum, ne kadar karakter bozukluğu bir durum. Böyle tiplerle de yani şoför camiasında vardır şeyler. Gerçi her meslek dalında vardır da. Yani böyle bir şahit oldum ben böyle bir olaya. Ulan kendi öz kardeşini 3-5 kuruş için kendini rezil eden insanlar gördüm. Onun adına ben utandım.